Herkese merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün size Fransa'yı tanıtacağız. Merve ben de hocamızla. Fransa'da diş hekimliği yapmak, artık ne diyorsanız. Diş hekimi olmak veya diş hekimi öğrencisi olarak gitmek nasip olursa bir gün. Bu videoya denk geldiyseniz izlemeden bence gitmeyin. Ben Merve hocamızdan dinleyeceğiz şimdi. Merve hocam, isterseniz kısaca kendinizden bize bahsedin. Tabii ki. Ben 2011 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Daha sonrasında DUS'la birlikte ortodonti ana bilim dalında uzmanlığa başladım. Bir 8-9 ay kadar asistanlık yaptıktan sonra aslında bana çok da hitap etmediğini anladığım için istifa ettim ve tekrardan DUS'a hazırlanarak proteze girdim. Protezi İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde bitirdim ve daha sonrasında öğretim görevlisi olarak orada kaldım. Hala da görev yerim orasıdır. Asistanlık sürecimde ilk olarak İtalya ile başlayan yurt dışı serüvenim, daha sonra asistanlığımın bitmesinden sonra da İtalya, Fransa, Almanya, İsviçre ile devam etti. Şimdi de en son olarak başladığım yere geri dönüyorum. Yani Amerika'ya gidiyorum. Orada belli bir süre kadar çalışacağım. Amerika menşeli bir bursu kazandım. Dolayısıyla belli bir sürede orada araştırma görevinde bulunmak üzere gidiyorum. Daha doğrusu benim yurt dışındaki serüvenlerimin aslında kemik yapısı akademik bazlı ilerledi. Ama yine serbest diş hekimliğinin nasıl ilerlediğiyle de ilgili oralarda bulunduğum için bir fikir sahibi olma imkanım oldu. O zaman direkt soruya geçelim hocam hemen. Neden Fransa? Şimdi Fransa şöyle, aslında benim için çok zor bir karar oldu. Çünkü hani şunu biliyorum, daha doğrusu alınan duyumlar yönünde işte Fransa'nın Türkiye'lere olan, hani Türklere olan yaklaşımı, Türkiye hakkındaki görüşleri ve dil sorunu. Çünkü Fransızlar ve İtalyanlar genellikle İngilizce bilmiyorlar. O yüzden sizin ülkelerine geldiğiniz için bilmenizi bekliyorlar. Benim aslında bu hani daha çok Avrupa ülkesi ve bence medeniyetin doğuş yeri, çıkış yeri Fransa'dır. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Benim bu ülkeyi aslında tercih etmemdeki temel sebep şu olmuştu. Bir burs programı açılmıştı ve ben hani Avrupa ülkesi olduğu için çalışmayı çok istemiştim. Çünkü gerçekten Avrupa ülkelerinden özellikle Fransa ve İsviçre'nin bilim konusundaki genel geçerliliği çok yüksek düzeyde. Yine buna Almanya'yı da dahil edebiliriz. Benim bu ülkeye gitmemdeki en büyük etken açılan burs programı olmuştu aslında. Ben tam bir burs avcısıyım. Nerede varsa ona başvurup alana kadar uğraşıyorum. Fransız Büyükelçiliği'nin açtığı bir burs vardı. Ben buna başvurdum. Buradan kabul aldım ve kendi bölümümle de ilgili olmayan bir bölüme gittim aslında. Periyodontoloji bölümüne ben gittim arkadaşlar. Dolayısıyla çalışmalarımı da orada yürüttüm. Protez bölümünde yeteri kadar bir açıklık kadro olarak baktığımızda yoktu. Periyodontoloji bölümünden kabul aldım ancak periyodontoloji üzerine çalışmadım. Nanorejeneratif laboratuvarında çalışma imkanım oldu. Burada kendi ilgi alanımla ilgili olarak da çalışma fırsatı yakaladım. Çok da iyi bir hocaya denk geldim. Hala benim için çok çok önemlidir. Kendi mentorum olarak ondan bahsedebilirim. Profesör Doktor Olivier Hue. Çalışmalarımın çoğunda kendisine atfen yapmışımdır. Benim için hayatımdaki yeri çok büyüktür. Hani doçentliğimi almamdaki en büyük faktör kendisidir. Öyle söyleyeyim. Yani beni doçent yapan kendisidir diyebilirim arkadaşlar. Bir de İsviçre'de çok kıymetli bir hocam var. İkisinin sayesinde ben kendimi yetiştirebildim. Onlar olmasaydı benim için çok zor olurdu akademik dünya diye düşünüyorum. Süper. Olivier Hük değil mi hocam? Evet. Evet. İsmini de aldık bu arada sizin sayenizde. Evet. Evet, kendisi tam bir Türk dostudur. Tabii bunda eşinin de Türk olmasının bir etkisi var ama ben hayatımda öyle bir akademisyen görmedim, öyle söyleyebilirim. Gerçekten yani. Hocam diğer soruya geçmek istiyorum. Şu anki çalışma koşulları nasıl? Şimdi orada akademik bazlı olarak çok fazla şey yapabiliyorsunuz. Mesela benim arkadaşlarım orada diş hekimi, normal periyodontoloji ana bilim dalında doktorasını yaparken farklı laboratuvarlarda çalışarak, mesela temel bilimler üzerinde çalışarak uzmanlıklarını bitirebiliyorlar. Yani orada
klinik ayrı, temel bilimler ayrı şeklinde bir uzmanlık alanınız olabiliyor. Benim arkadaşlarım mesela iki tane vardı. Biri Pakistanlıydı, Fariha diye bir arkadaşımdı. Bir tanesi Şilili bir arkadaşımdı, Isaac diye bir arkadaş. Mesela bu iki arkadaşım temel bilimler üzerine, mikrobiyoloji üzerinde mesela çalışıyorlardı. Bu açıdan periodontoloji çok güzel bir bölüm. Ve onlar da imkanları dahilinde gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Özel meslek grubu olarak da orada bitirirsiniz, orada şöyle bir şey oluyor. Diş hekimliğini bitiriyorsunuz, 2 yıllık bir yüksek lisansı bitiriyorsunuz, sonrasında PhD yapıyorsunuz. Burada orada o tür bir şey var. Bizde mesela fakülteyi bitirdikten sonra direkt PhD ya da DUS yaparsınız. Ama DUS şöyle bir şeye sahip arkadaşlar. DUS'un yurt dışında herhangi bir kabulü yok. Yani anlatamazsınız. Yani şimdi bu DUS uzmanlık desem normal bir 2 yıllık uzmanlık desem değil. PhD desem aldığım diploma kapsamında değil. Ben şimdi bunu nasıl anlatayım? Ben anlattığım zaman ha okey sen PhD'lisin deyip geçiyorlardı. O şekilde beni kategorize ediyorlardı. Çünkü ben zaten akademisyen olarak bir üniversiteye dahilim. Ama DUS'ta bir uzmanlık dalını bitirdikten sonra hani uzman hekim olarak çıkan bir kişinin ben direkt Avrupa'da yani Fransa'da özellikle kabul alacağını düşünmüyorum. Mutlaka bir denklik sınavına gireceksiniz ve burada da yine İtalya gibi engeliniz değil. Bu bütün Avrupa ülkelerine geçerli. Almanya'ya gittiğinizde ana dil düzeyinde Almanca. İsviçre'ye gittiğinizde yine aynı şekilde. Dolayısıyla dil konusunu mutlaka halletmeniz gerekir diye düşünüyorum. Buraya yerleşmeyi düşünürseniz. Ama çalışma koşulu olarak baktığınızda gerçekten diş hekimleri çok iyi paralar kazanıyorlar. Gerçekten. Hani benim hatta bu sene Fransa'dan bir Türk hastam oldu. Bana şey dedi, sen delisin. Burada kesinlikle burada kalmamalısın. Burada kalırsan hiç para kazanamayacaksın. Kesinlikle Fransa'ya yerleşmelisin ve çok rahat öğrenirsin de dedi. Dışarıdan Fransızca zor gibi görünse de aslında rahat öğrenilebilen bir dil arkadaşlar. Ben o öyle olduğunu düşünüyorum. Diğer soruya geçelim isterseniz hocam. Tabii ki. Diğer sorum olanaklar demişiz. Olanak olarak baktığımızda yani Avrupa tabii birazcık Fransa daha pahalı. Mesela Almanya'ya göre. Orada yine ev kiraları yüksek çünkü çok ev yok. Ama yaşam gideri olarak çok bir masrafınız olmuyor. Özellikle mutfak gideri, yiyecek içecek vesaire değil. Orada kiralar birazcık yüksek. Ama normal bir diş hekiminin aldığı maaşa baktığımız zaman kesinlikle bu gider ona çok da hani fazla gelmeyecek düzeyde. Öyle de söyleyebilirim. Yani iyi maaşları var. Hani hiçbir şey almasalar, yani benim kendi arkadaşlarım fakültede kalmazsam hani ben dışarıda normal diş hekimi olarak çalışacağım diyorlardı. Ve gerçekten hani minimum 9 bin euroları bulan gelirleri var. Öyle söyleyeyim. Aylık yani. Evet. Bu gelir konusunda sonunda ben de değinmek istiyorum hocam. En son zaten bir sorumuz var. Diğer soruya geçiyorum. Nasıl gittiniz dedim. Aslında nasıl gittiğinizi söylediniz. Evet, akademik kapsamda düzenlenen burslar var. Tabii bunları almak çok kolay olmuyor arkadaşlar. Hani başvurdum ben aldım falan olmuyor. Karşı taraftan kabul almanız lazım. Fakültenizin izin vermesi gerekiyor. Çünkü akademik olarak belli bir kadroya sahipsiniz ve bir yere bağlılığınız var. Hani özellikle burada hani bizim tarafımızdan yani Türkiye'deki fakültelerin göndermeme gibi bir şey olmuyor. Genellikle bizi destekliyorlar. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Tabii lokal bazı problemler olabilir. Onlardan bahsetmiyorum. Ama genellikle bizim fakültelerimiz yani ben kendi fakültem adına konuşayım. Gitmem konusunda desteklemişlerdi yurt dışına çalışma yapmam konusunda. Ama dediğim gibi daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Özellikle Erasmus kapsamında öğrenci arkadaşlarım merak ediyorsa 4 ve 5. sınıfta gidebiliyorlar. Onun için Erasmus kapsamında kendi fakültelerinin anlaşmalı olduğu okulları çok iyi değerlendirmelerini, incelemelerini öneriyorum. Bu açıdan onlara yol gösterici olabilir. Onun dışında Avrupa ülkeleri genellikle hani siz yazdığınızda pek kabul edebilecek cinsten değil. Özellikle Fransa çok hani kurallarına bağlı olan bir ülke gerçekten de. Ben mesela uçaktan indiğim zaman bana direkt bursumu havalimanındaki bir merkezden almam bekleniyordu. Ben gittim. Hatta çok şaşırdım böyle. Normalde hiç öyle olmaz. Burs kendi hesabınıza yatar ama orada indiğiniz zaman havalimanında belli bir burs merkezi vardı. Onların yani kendi ünitelerinin olduğu bir burs merkezi vardı. Ben oraya gittim. Nerede kaldınız? Sizi bekliyorduk dediler.
çok garip bir şekilde. Allah. Ve iki kişi vardı, iki bayan. Hı. Onlar da Türkçe biliyorlardı birazcık ve beni o şekilde karşıladılar. Ben çok mutlu oldum. Vay be. Hatta işte evet işte bir Türk için fazla güzel değil misiniz falan filan gibi dedim. Şimdi bu hakaret mi iltifat mı ne desem bilemedim falan diye böyle. Ondan sonra hatta böyle ilk başta birkaç kelime Türkçe konuşmak bile hani uçaktan indiğimde çünkü hani Fransa'da direkt gideceğim yere gelmemiştim. Paris'e gitmiştim. Hani o yüzden biraz böyle şey olmuştu benim için hani bir de hani korka korka gidiyorsun o da oluyor. Hani şimdi ne olacak acaba falan İtalya gibi değil. Hani insan hep Evet. bildiği yeri daha rahat hisseder kendisi. Hani bildiğim bir yere gidiyorum diye. Ama şu an gerçekten Fransa benim için bildiğim yer. Hani bana sorsalar tekrardan Avrupa'da hangi ülkeye gitmek istiyorsun diye kesinlikle cevabım Fransa olurdu. Aa. Hocam ben de Evet. size bir soruyu soracaktım aslında. Hani şunu diyecektim. Almanya mı Fransa mı? Hangisi seçersiniz diyecektim ama. Ekonomik olarak rahat yaşayayım derseniz Almanya. Ama güvenlik, insan kalitesi açısından ben Fransa'yı öneririm. Tabii bunda Paris of the record. Paris çünkü çok kozmopolit. Bunu değerlendirmeye almayalım. Evet. Paris tehlikeli birazcık. Diğer soruya geçeyim hocam. Biz nasıl gidebiliriz? Bu soruyu sordum mu hocam Yani evet bundan ben aslında bahsetmiş oldum. 4 ve 5. sınıf öğrencileri dediğim gibi Erasmus kapsamında gitmelerini öneriyorum. En cost effective yani en ekonomik yol budur. Ama dediğim gibi kendilerini tek başına mail atarak kabul alabileceklerini çok zannetmiyorum. Çünkü genellikle hani şey diyor. Ne diye buraya geliyorsun? Ne kapsamında buraya geliyorsun? Hangi bağlamda geliyorsun? Ne olarak geliyorsun? Yani ben diş hekimiyim diye misin? Ben senin diş hekimi olduğunu nereden bilirim? Yani o yüzden biraz kuralcı bir yapıları var Fransızların. Ama mezun olduktan sonra da eğer Fransızcanız varsa serbest diş hekimi olarak da çalışabiliyorsunuz. Gerekli şart şu. Pratik ve teorik sınavlardan geçmeniz lazım. Yani onların kendi denklik sınavlarını vermeniz gerekiyor. Yine bu Amerika gibi değil. Hani 4'te 5'te okuma yok. Değil. Ama Değil. Okuma denklik yok. Denklik sınavını veriyorsunuz. Aynen onların kendi sınavı. Kendi sınav İngilizce değil Fransızca. O var. yüzden hani o dil mutlaka aynı olacak yani. Ve pratik sınav da yapıyorlar. Anladım. Şimdi hocam o zaman güzel bir soruya denk geldik. Fransa'da unutamadığınız bir anınız. Aslında Fransa'da unutamadığım bir anı. Aslında iki tane var. Bir tanesi şöyle ilk başta şimdi benim kendi hocam çok böyle şey Türk bayağı geleneklerine artık hakim yani eşi de Türk olduğu için ben hatta buradan giderken böyle iki kule Türk lokumu işte ondan sonra kahvesi vesaire yaptım hani bilmeden gittim ben hiç bilmiyordum eşinin Türk vesaire olduğunu hani ben teşekkür mahiyetine giderken yaptırmıştım. Sonrasında ben de çok kahve severim. Acayip yani normalde Doğu Karadenizliyiz ama ben çay asla içmiyorum. Yani öyle bir durum. Aa. Çay hiç sıfır. Yani hiç Şaşırdım. sıfır çay yok kesinlikle. Böyle bir şey ama en kötü kahveyi verseniz bile içerim ben. Yani hani kahve hiçbir zaman hayır demem. Ama çay içme gibi bir huyum yok. Bir gün yine aynı şekilde ben kahvemi götürdüm falan böyle. Bir de hani kahveyi hiç de aramam. İlla Türk kahvesi olacak. İlla bilmem. Böyle bir huyum da yok. Yoktur yani. Bir gün işte yine böyle elimde kahve var. Hocam geldi. Olivier hocam geldi. Ne içiyorsun bakayım dedi. Kahve içiyorum hocam dedim. Türk kahvesi mi dedi. Yok hocam dedim. Normal ama Almanya'dan almıştım o kahveyi de. Yani hazır Nescafe tarzında ama Almanya'nın kahvesi. Ve hani bu konuda çok değişik tatlara sahipler gerçekten de. Ondan sonra yok hocam dedim. Türk kahvesi değil hazır kahve. Bu dedi bu kütü pis dedi. Kütü pis bir de Türkçesi de var. Mesela hocam diyorum. Mesela beni içeriden çağır. Mervi diye hani onlar. Orada benim ismim zaten çok değişik formlarda. Almanya'da Möh yani Almanya'da. Böyle çağırdı. İsviçre'de yine aynı şekilde. Fransa'da Mervi bu şekildeydi. Şeyde de Amerika'da da Murph diyorlar. Ama bir hocam hiç unutmuyorum Smurf derdi bana. Hani hem küçüksün hem şirinsin diye Smurf derdi bana. Simon. Onu da hiç unutmuyorum. Hani Smurf derdi.
kendi Fransa'daki hocam Mervi derdi. Ben koşardım. Geliyorum hocam diye. Öyle de geliyorum diyeceksin derdi böyle. Giderdim. Ne yapıyor derdi. İyiyim hocam diyorum mesela. O tabii ben ayaktayım. Sen oçu canım falan yani bayağı Türkçe ilerlemiş. Siz nasılsınız hocam diyorum. Sırt ağrıyor diyor ve sırt ağrıyor gösteriyor ya bayağı hakim yani. Hani onunla Türkçe konuşması yani hiç unutmam yani. Hani gerçekten çok şeydir. Bir de orada değişik böyle Hawaii yemekleri falan yapan lokal yerler bulursunuz. Hawaii yemekleri falan hiç unutmuyorum. Bizim normal salatalığı kızartıp pirinç pilavıyla ekmeğin arasına koyup yerdik yani. Hani ben hayatımda bilmem. Normalde ben karbonhidrat tüketmeyen insan her gün iki kruvasan yiyordum ve hep her günde aynı şey. Hani bugün son, bugün son. Hiçbir zaman öyle olmadı. Orada kaldığım süre boyunca her gün iki kruvasan yedim ve çok garip buraya kilo vererek döndüm. O Aa. yüzden kesinlikle o lokal tatları tatmanızı öneririm. Çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Hani böyle hani nasıl anlatabilirim ki? Hayatımın en güzel günleri Fransa'da geçti, öyle söyleyebilirim. Çok çok seviyorum. Hala da öyle. Hala da hocama böyle hediyeler hazırlar, paket yapar gönderirim. Hani orada mesela çok bir para kazanmıyordum. Aylık 1750 euroydu benim orada aldığım harcırah burs kapsamında. Bana o para yetti, arttı bile ve her gün yemeğimi kendim yaptım. Arkadaşlarım oldu. Fransa'nın gezmediğim yeri kalmadı. Çok güzel zamanlardı. Mutlaka gençken yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Az bir paranız olsa bile bütçeyi doğru yönettiğiniz müddetçe gerçekten yapamayacağınız şey yok. İstedikten sonra ben her şeyin olacağını düşünüyorum. Ben hep buna inandım hayatım boyunca. Hocam çok güzel Fransa özetlediniz ve bir Fransa aşığı olarak sizi inşallah biz de gideriz o güzel yerleri görürüz diyeyim. İnşallah, inşallah kesinlikle ama yani orada serbest diş hekimi olarak bile çalışacak olan arkadaşlarımın gelir düzeyi olarak yüksek refah seviyelerine ulaşacaklarına inanıyorum ben. Çünkü orası zaten öyle bir ülke. İş bulmama konusu olamaz, diş hekimi açığı var. Öyle söyleyebilirim. Evet. Hocam son konuda gelir de aslında gelir ne kadar geç olmuştu? Yani şöyle akademisyenlerin, profların maaşı 6.000-7.000 euro civarında gidiyor. Normal araştırma görevlilerinin 3.000 euro civarında dolanıyor. Artı eksi 500.000 gibi düşünebilirsiniz. Serbest diş hekimleri gerçekten iyi kazanıyor. En az 10.000 euro olarak geçiyor aylık. Öyle söyleyebilirim. İşte benim de demek istediğim bir şey vardı. Benim bir akrabam, uzak Hı. akraba, yakın akraba değildi. Orada bir fabrikası vardı sanırsam Fransa'da. Beni çağırmıştı işte Fatih gel diş hekimi ol, yanıma gel demişti. Sana bir klinik açalım demişti. Reklamını yapalım. Burada Hı-hı. damına çok götürüyor falan demişti hatta. Evet öyle. Estetik şeyleri çok meraklılar. Zaten hani biliyorsunuz parfüm vesaire, kozmetik bunlar hep Fransa'dan çıkma yani. Giyim, kuşam buna çok düşkünler, seviyorlar. Lokal halk çok dikkat etmiyor ama hani biraz daha böyle kalbur üstü olan tabaka gerçekten estetik konusunda çok ben hayatımda görmediğim kadar piercingli insanı orada görmüşümdür. Piercing, dövme, estetik şeyler bu konulara çok düşkünler. Yani estetik bağlamda başarılı olan bir hekimin orada iyi gelir elde edeceğini düşünüyorum ben de. Evet, ben de bayağı hatta bir gelir elde edeceğini düşünüyorum. Bu kadar hocam. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani şöyle Fransa'ya gitme konusunda hiç şey yapmasınlar. Bir de düşündükleri gibi Türklere olan bir ön yargı, ırkçılık gibi bir şeyle ben karşılaşmadım açıkçası ki boynumda her zaman ay yıldızlı kolyem vardır. Onunla da özellikle dolaşım. Hatta ben gitmeden buradan bana şey dediler. İstersen onu çıkar. Antipatik olmasın falan diye hiçbir zaman da çıkartmayı da düşünmüyorum. Hangi ülkeye gidersem gideyim. Aynen taktım. O konuda rahat olsunlar. Tabii gittikleri yere göre dikkatli olmaları lazım. Strasbourg daha küçük bir yerde çok düzenli suç oranı çok çok düşük ben neredeyse yoktum 11'de gece ben laboratuvardan çıkıyordum ve hiçbir zaman bir problemle karşılaşmadım insanlar gerçekten kibarlar
sokakta bir gürültü kavga duyamazsınız. Ben sadece kendi ayak seslerimi duyuyordum. Bazen hani böyle Türk ve Müslüman olduğunuzu duyan insanlar belki kişisel bazda tepki koyabilirler ama ben hiç karşılaşmadım. Hatta yani çok iyi arkadaşlarım da oldu. Kendimden yaşça büyük olan Michelle teyzem var mesela, hiç unutmam. Hatta bir teyzemiz vardı. Daha çok göçmen olan üniversite öğrencilerine karı koca kendi evlerini açıyorlardı ve her hafta sonu yemek veriyorlardı. Böyle ince ruhlu insanlar da var. Önyargıyla gitmesinler. Ve hani açık yürekli, iyi niyetli olduğunuz zaman gerçekten yurt dışında da günleriniz çok güzel geçiyor. O yüzden kesinlikle hani korkmasınlar. Eğer akıllarında böyle bir şey varsa insanlardan çekinerek böyle bir şeyden geri durmasınlar derim. Evet, ya isteyen yapar aslında. İsteyen Kesinlikle, aynen. gider, yapar. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Rica Güzel ederim. anınızı anlattınız, güzel bilgiler verdiniz. Arkadaşlar, burada bir bölümün daha sonuna geldik. Size güzel bir Fransa anlattık. Fransa'da diş hekimini anlattık. Umarım Fransa hekimden bu videoyu izlersiniz. Güzel bilgiler alırsınız. Gidersiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğimle. Sağlıkla kalın.